Arkadaşlar merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yalancı saç örgüsünü anlatmak istiyorum. Beraber çalışalım istiyorum. Yapımı çok kolay. Atkılarda, berelerde, kazaklarda, bebek hırkalarında, yeleklerinde rahatlıkla, istediğiniz her modelle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben koton iple çalışmıştım. Bugün size bebe yünüyle anlatmak istiyorum. Örneğimiz 5 ve 5'in katlarından oluşmakta. Yapacağınız modele göre ilmek sayınızı belirledikten sonra kenar ilmeklerinizi ilave edersiniz. Ben 2 artı 2 ilmek ilave ediyorum kenarda gidebilmek için. Ben 3 örnek anlatacağım bugün size. Şişime 15 artı 2 ilmek attım. Yani 17 ilmek şişime ilmek attım. Dilerseniz örneğimizin kurulumuna başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk başta kenar ilmeğimi ilk sırada örüyorum. Şimdi 3 tane düz örgü örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Yani sıra sonuna kadar 3 düz, 2 ters örüyoruz. 2 tane ters. 3 düz. 2 ters. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ve son ilmeğimi de, kenar ilmeğimi de örerek sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Yani bu sefer 2 düz, 3 ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yani 2 düz, 3 ters örüyoruz arka yüzde. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 düz, 2 ters olarak bu sıramı da tamamlıyorum. Ben tamamlayıp tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet. 3 düz, 2 ters yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Son 2 ters ilmeğim var. Bunu da ters örüp kenar ilmeğimi örerek bu sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde de tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzleri düz, tersleri ters örerek bu sıramızı tamamlıyoruz. Yani 2 düz, 3 ters örerek bu sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramda da 3 ters 2 düzümü yaparak sıramı tamamladım. Ön yüze geldiğimde örneğimin kurulumuna geçeceğim artık. Yani 4 sıra ördükten sonra örneğimin kurulumuna geçiyorum. Bakın, ilmeği sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane düz yaptıktan sonra örneğimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın 3 tane düzüm vardı. Bir değil, ikinci ilmeğimin, yani ortadaki düz ilmeğimin 1, 2, 3. Üçüncü sırasında 3 sıra aşağı inerek şu şekilde orta yuvasından batarak bakın ilmeğimi çıkartıyorum. Bunu birazcık gevşek tutalım. İlmek çektikten sonra sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ve 3. 3 düz ördükten sonra tekrar aynı yuvaya geri dönerek bir ip daha çıkartıyorum. Bakın bu şekilde. Bunu da çektiğiniz ipi de biraz gevşek tutun. Daha sonra sırada 2 tane ters ilmeğim vardı. Bunları tekrar ters örüyorum. Tekrar 3 ilmeklik düz örneğime geldim.
Ortadaki yani bir değil ikinci ilmekten 3 aşağıya sayıyorum. 1, 2, 3. 3 sıra aşağıya indikten sonra 3. ilmeğin yuvasından bu şekilde ipliği çekerek ilmek çıkartıyorum ve şişimde tutuyorum. Daha sonra sıradaki 3 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane düz ördükten sonra tekrar geri dönüyorum. Aynı yuvaya batarak tekrar buradan ilmek çıkartıyorum. Ve şişimde tutuyorum. 2 tane ters örüyorum. 3 tane düz ilmeğimi geldiğimde bir değil, ikinci ilmeğin 1, 2, 3. 3 sıra aşağısını inerek 3. sıradaki yuvadan bir tane ilmek çıkartıyorum. 3 tane düz örgü ördükten sonra tekrar aynı yuvaya dönerek buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Onu tekrar şişimde tutuyorum. Bakın sırada 2 tane ters ilmeğim var. Bunları 2 ters örerek kenar ilmeğimi de örüyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüze geldiğimde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane düz ilmeğim var burada. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi ters ilmeklere geldik. Yani burada 3. sıraya inerek artırma yaptığımız ilmeklere geldik. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Bakın burada uzun bir ilmeğim var benim. Şu şekilde tığıma attığım uzun ilmeğim var. Bunu örmeden tekrar şişimi alıyorum. Ve buradaki 3 ters ilmeğimi örerek devam ediyorum. Tekrar çektiğim uzun ilmeğimi örmeden şişime tekrar geçiriyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada uzun ilmeğimi şişime alıyorum ve 3 tane ters örüyorum. Yani aslında yine 2 düz, 3 ters yapıyoruz ama uzun ilmeklerimizi örmeden tekrar şişimize geri geçiriyoruz. 2 tane düz örüyoruz. İlmeğimizi şişimize geri alıyoruz. 3 tane ters örüyoruz. Ve artırdığımız uzun ilmeğimizi şişimize geri geçiriyoruz. Kenar ilmeğimizi de örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Ön yüze geldiğimizde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın burada V şeklinde kenar ilmeklerimiz oluştu. Bu uzun ilmeğimizle beraber arkasındaki ilmeği yani bu iki ilmeği birlikte düz örgü yapıyoruz. Bir düz daha örüyoruz. Bu iki ilmeği de bakın burada zincir çekerek böyle uzatarak yaptığımız ilmekle bu iki ilmeği birlikte öreceğiz. Fakat bu iki ilmeğimizi şişimize alarak böyle yönlerini değiştirerek düz örgü yapıyoruz. 2 ters örgü yapıyoruz. Aslında tekrar 3 düz, 2 terse dönüştük şu an. Bu 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Yani 3 tane düz örüyorum. Bu 2 ilmeği bakın böyle yaparsak bu verevliği sağlayabileceğiz. Soldan sağa bu şekilde düz örgü yapıyorum. 2 tane ters örüyorum. İkisini birlikte örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Buradaki 3. ilmeğimi, düz ilmeğimi soldan sağa düz örerek çekiyorum. 2 tane düz örüyorum. Ters örüyorum. Çok özür dilerim. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta düzleri düz, tersleri ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Yani 2 düz, 3 ters örüyoruz.
2 düz, 3 tane ters. Sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek bu sıramı tamamlıyorum. Bakın örneğimizin kurulumunu bu şekilde yaptık. Şimdi tekrar örnek kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın 3 tane düzüm var burada. Ortadaki yani bir değil ikinci ilmeğimin 3 sıra aşağısına iniyorum. 1, 2, 3. Üçüncü yuvasına batarak ilmek çıkartıyorum. 3 tane düz örüyorum. Tekrar aynı yuvaya dönerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Tekrar 2 tane ters örüyorum. Üçlük düz örgülerime denk geldim tekrar. İlk ilmeğime değil, ikinci ilmeğimin 1, 2, 3. 3 sıra aşağısına inerek oradaki yuvadan ilmek çıkartıyorum ve 3 tane düz örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Aynı yuvadan bir ilmek daha çıkartıyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir değil, ikinci ilmeğimin 1, 2, 3. 3 sıra aşağısına inerek 3. sıradaki yuvadan ilmek çıkartıyorum. 3 tane düz örüyorum. Aynı yuvaya geri dönerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek tamamlıyorum. Arka sıraya geldiğimizde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 2 tane arkada ön yüzde 2 tane ters yapmıştım. Burada düze denk geliyor. 2 tane düz örüyorum. Şimdi tekrar düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Fakat tersleri örerken ön yüzde artırma yaptığım bu uzun bıraktığım ilmekleri örmeden şişime alıp 3 tane ters örüyorum. Uzun ilmeğimi şişime alıyorum. 2 tane düz örüyorum. Uzun ilmeğimi şişime alıyorum. 3 tane ters örüyorum. Tekrar uzun ilmeğimi şişime alıyorum. Ve 2 tane düz örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Çektiğim uzun ilmekleri de örmeden şişime alıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum ve bu sırayı tamamlıyorum. Ön yüze geldiğimizde tekrar düzleri düz, tersleri ters yapacağız. Fakat burada ilmek çektiğimiz, uzatarak çektiğimiz ilmekleri de yanlarındaki ilmeklerle birlikte örerek devam edeceğiz. Yani kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada çekerek uzattığım ilmeğim vardı. Bununla ilk ilmeğimi yani birinci düz ilmeğimi birlikte örerek alıyorum. Düzümü örüyorum. Bu iki ilmeğimi düz öreceğim. Fakat bu şekilde soldan sağa örerek ilmeğimi düzeltiyorum. 2 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Artırdığım ilmekleri birlikte keserek yani birlikte örerek düz ilmek yapıyorum. Burada bu şekilde örmek sizin için zorlaştırıyorsa ilmeklerinizi bu iki ilmeği şişinizden çıkartın ve düzüne çevirin. Bu şekilde düz örerseniz yine aynı havayı verecektir sizin için. 2 tane ters örüyorum. 3 tane artırdığım ilmekleri de birlikte örerek düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde
Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Yani 2 tane düz, 3 tane ters örüyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldikten sonra ön yüze geçiyorum tekrar. Bir örnek daha kuralım dilerseniz. Çok zamanınızı da almak istemiyorum. Ama anlaşılsın da istiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane düz ilmeğim vardı. Ortadaki, yani bir değil, ikinci ilmeğimin 3. sırasını ineceğim. Yani 1, 2, 3. 3 sıra aşağı inip buradaki yuvadan bir tane, pardon arkadaşlar, evet, buradaki 3. sıradaki yuvama inerek ip çekiyorum. Rahat ve uzun tutun ki esneme çekme yapmasın. 3 tane düz örüyorum. Tekrar aynı yuvadan bir ip çıkartıyorum. Şişimde tutuyorum. 2 tane ters örüyorum. Tekrar şu an 3 tane düze denk geldim yine. Bir değil, ikinci ilmeğin 3. sırasına inerek oradaki yuvadan ip çıkartıyorum ve 3 tane aynı yuvadan bir ip daha çıkartıyorum. 2 tane ters örüyorum. İlk değil, ikinci ilmeğimin 1, 2, 3. sırasına inerek ip çıkartıyorum. 3 tane düz örüyorum. Tekrar aynı yuvadan bir ip daha çıkartıyorum ve 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek bu sıramı tamamlıyorum. Arkada düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Fakat terslerde ön yüzde çektiğimiz ilmekleri örmeden şişimizi alacağız. Yani 2 tane düz örüyorum. Buradaki ipimizi kendimizden tarafa çekelim arka tarafta. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters ördüm. Tekrar bakın, burada uzun ilmeğim vardı. Örmeden şişimi aldım. 2 tane düz örgü ördüm. Tekrar uzun ilmeğimi şişimi alıp 3 tane ters örüyorum. İlmeğimi şişimi alıyorum. 2 tane düz örüyorum. İlmeğimi şişimi alıyorum. 3 tane ters örüyorum ve ilmeğimi şişimi alıp kenar ilmeğimi örerek bu sıramı tamamlıyorum. Şimdi örneğimizin son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın, sıradaki bu 2 ilmeği, yani çekerek uzattığımız ilmekle ilk düz ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Bir düz örüyoruz. Yani burada aslında 3 tane düzümüz vardı, biliyorsunuz. 3 düz, 2 ters olarak devam ediyordu. Şimdi bu 2 ilmeği bu şekilde soldan sağa alarak düz örüyoruz. Buradaki verevliği düzeltmeye çalışıyoruz aslında. 2 tane ters örüyoruz. Bu 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Bir düz örüyoruz. Ve bu 2 ilmeği de ilmek çıkarttığımızla beraber düz örgü yapıyoruz. 2 tane ters örüyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Çıkarttığımız uzun ilmeklerle beraber 2 tane ters örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örerek bu örneğimizin de sırasını tamamlamış oluyoruz. Şimdi arka tarafta
Düzleri düz, tersleri ters yaparak devam ediyoruz. Ön yüze geldiğimizde de tekrar örnek kurulumuna geçiyoruz. Yani kenar ilmeğimizi örüyoruz. Düz ilmeklere geldiğimizde ilk ilmeği değil, ikinci ilmeğin 3 sıra aşağısına inip oradaki yuvadan ip çıkartıp 3 tane düz örüyoruz. 3 tane düz ördükten sonra tekrar aynı yuvadan ip çıkartarak 2 tane ters örüyoruz. Yani ön tarafta düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Örneğimiz bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.